Herkese merhabalar. Ara tatil tekrar kampımıza, yani atak kampımıza matematikle süper bir atağa geçtik. Fenle resmen zirveye çıktık. Türkçe'de indiriyoruz hocam. Aynen, Türkçe'de noktayı, zirveyi koyuyoruz. Ne yapıyoruz? ATP. Aslında biraz fen olduğu için kıskandım yani. Niye böyle adenin trifosfat dedik diye, ama yapacak bir şey yok. Öğrencilerin enerjisini artırıyoruz dedik. LGS'ye bomba gibi giriyoruz dedik. Hocam enerjiye ihtiyacım var. Evet, her zaman söylediğimiz gibi enerji biraz da sinerji diyoruz ve hemen ara tatil tekrarına giriyoruz. Ne yapıyoruz? Bugün süper hızlı konu tekrar yapacağız. Zaten hız bizim işimiz zaten. Hocam biliyorsunuz. Hızlı mı süper hızlı mı? Yani hızlı, eskiden hızlıydık, artık süper hızlı olacağız. Bir de beceri temelli soru. Yani yeni nesil soru çözümleri yapacağız. Peki öncesinde neye göre yapacağımızı bir söyleyelim. 2018 ve 2019 yıllarına baktığımızda gerçekten... Korkutucu gibi tablo hocam. Hiç korkmamıza gerek yok. Filimsinin her sene sorulduğunu görüyoruz. Geçen sene bir tane az sormuşlar. Cümlenin öğreninden geçen sene LGS'de soru gelmemiş. Ama bilmemiz lazım ki mutlaka gelecek. Cümlede anlam, sözcükte anlam, paragraf, tablo, grafik, görsel yorumlama, sözel mantık, yazım noktalama, bunlar zaten sınavın esas kısmını oluşturuyor. Bunları zaten siz ta ilkokul 3'ten 4'ten beri biliyorsunuz. Sadece bu tablo, grafik, görsel yorumlama dikkat ettiyseniz son sene bayağı bir çıktı. Dolayısıyla buraya da dikkat etmemiz lazım. Bununla alakalı bizim kaynaklarımızdaki yeni nesil soruları bol bol çözmemiz gerekiyor. Bunlar hatta şu tarz sorular, böyle gazeteli, resimli sorular. Bunları çözdüğünüze eminiz. Şimdi bağlayamayalım. Kitabın rengi de tam bal renginde. Ama sizler hemen hızlı bir şekilde bu konu anlatımlarını dinleyin. Sonra da söyleyeceğim kitapları çözün. Kronometreye çalışmadan önce şunu söyleyelim. Buraya fazla fazla yazmışlar süreleri. Hani benim anlatım hızımı bilmedikleri için demişler ki 2 dakika konu tekrarı, işte bu kadar soru demişler. Biz bunları çok daha kısa sürede anlatacağız. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar bunları. Hızlı bir şekilde kronometre çalışalım. Hocam zamanınızı başlattım. Başlat. Şimdi Tonguç'um, fiilimsi bulma soruları gelebiliyor. İsim, fiil, sıfat, fiil ve zarf fiilin farkını bilmemiz gerektiren sorular gelebiliyor. Yüklemi bulduktan sonra mame olumsuzluk ekini alabilen sözcüklere biz fiilimsi diyebiliyorduk. Kitabı eline alıp altını çizerek okudu. Okudu yüklem, alıp almayıp, o zaman bu fiilimsi. Kitap fiilimsi olamaz. Altını fiilimsi olamaz. Eline fiilimsi olamaz. Çizerek çizmeyerek bu da fiilimsi diyebiliyorum. Yüklemi bul, geriye kalanlardan mameyle olumsuz yapılana bak. Peki fiilimsinin isimle veya fiille karışmaması gerekiyor. Mesela isimler olumsuz yapılamaz. Mesela parası var dediğimizde parası var mı? Bu olmuyor. Veyahut da para kelimesi bir isim. Fiillere baktığımızda fiiller mameyle olumsuz yapılıyor ama kipeki alıyor. Yani erken geldi, erken geliyor, erken gelmiş, erken gelmeli diyebiliyorsun. Fiilimsiler ise kipeki alamıyor. Sadece mame ile olumsuz yapılabiliyor. Ve yüklemden sonra geriye kalan sözcüklerden bir tanesi olduğu için burada mame ile olumsuz yapılabilenlere dikkat ediyoruz. Bu kadar basitti. Peki isim fiillekleri mayışmaktı. Sıfat fiillekleri ise anası mezar dikecekmiş. Zarf fiillerde geriye kalan eklerdi. Şunu bilmemiz lazım. Kalıcı isimlere dikkat edeceğiz. Dondurma, sarma, uçurtma, danışma, bunlar kalıcı isim olmuş. Seviyor çalışmayı, çalışmamayı. Tarzıyı, anlatış, anlatmayış. İstiyor kalmak, kalmamak. Diyebildiğimize göre bunlar isim fiil. Koşan adam, koşmayan adam. Görünmez kaza, görünür kaza. Koşar adım, koşmaz adım diyebiliyoruz. Ama dolmuş kelimesi artık, hani dolmuşa bindik dediğin zaman bu artık kalıcı isim olmuş. Dolmuş, dolmamış. Aynen. Veyahut da kova dolmuş dediğimizde bu fiil. Ama dolmuş kovayı taşı dediğimizde bu artık sıfat fiil oluyor. Zarf fiillerde şunu çok iyi bilelim. Eğer nasıl sorusuna cevap veriyorsa bu durum anlamı katan zarf fiil oluyor. Nasıl konuşuyor? Gülerek, gülmeyerek. Ne zaman sorusuna cevap veriyorsa da bu zaman anlamı katan zarf fiil oluyor. Ne zaman çıkarız? Güneş doğunca, doğmayınca diyebiliyoruz. Şimdi süremizi erken bitirdik. Ben demiştim 2 dakikayı fazla vermişler. Niye böyle fazla vermişler? Şaşırdım. Cümle öğelerini daha da kısa başlatıyorum hocam. Hemen başlat Onguç'um. Başlatım hocam. Cümlenin öğeleri önemli bir konu. Çünkü fiilimsiyle bilmeyi gerektiren bir konu. Cümlenin öğelerinde biz şunu görüyoruz. En temel ve yüklem. Yargı bildiriyor. Yüklem olmazsa cümle olmuyor. Ali gazete. Böyle bir cümle olmaz. Ali gazete okudu deyince yüklem oluyor. Ali gazetelere göz attı. Dağlarına bahar gelmiş, memleketimin gelmiş yüklem. Burada neyi göstermeye çalıştık? Yüklem birden fazla kelimeden oluşabilir. Yüklem cümlenin sonunda değil de devrik cümle olabilir. Özne ise işi yapan öğe kim ve ne sorularına cevap veriyor. Mesela Ali gazete okudu. Kim? Ali özne olmuş oluyor. Yerli filmler çok izleniyor. Ne çok izleniyor? Yerli filmler özne olmuş oluyor. Cümlenin öğelerinde bir de nesne var. Belirtili. Kimi sorularıyla bulduğumuz belirtili nesne var. Ali kitap okudu. Neyi okudu diyoruz? Kitabı, belirtili nesne. Belirtisi nesne ise sadece ne sorusuyla bulunuyor. Yer tamlayıcısı ED'den iki almış sorularla bulunuyor. Nereye, nerede, nereden, kime, kimde, kimden, neye, neyden, neyden sorularıyla bulunuyor. Nereye gitti? Okula. Nerede bekliyor? Okulda. Nereden çıktı? Okuldan gibi sorular ve bunların cevabı olabilecek kelimeler, yani sorusu da cevabı da ED'den iki almalı. Zarf tamlayıcısına baktığımızda ise nasıl, niçin, ne kadar, ne zaman, niye sorularına cevap veriyor. Ne zaman anladım? Şimdi anladım. Ne zaman çok çalışmış? Gençliğinde çalışmış. Ne kadar çalışmış? Çok diyebiliriz. Bak burada iki tane zarf tamlayıcısı var diyebiliriz.
Şuna dikkat edelim. Söz gruplarını asla bölmüyoruz ve önce yüklemi, sonra özneyi, sonra nesneyi, sonra tamlayıcıları buluyoruz. Yani yöntem mantığıyla gidiyoruz. Mesela takip ediyor yüklem. Sen buna ediyor, ne diyor takip diyemezsin. Takip ediyor bir bütünüyle yüklem. Kim takip ediyor? Mühendis takip ediyor diyemezsin. Genç mühendis sıfat tanımlaması bunu bütün olarak alacaksın. Neyi takip ediyor? Haberleri takip ediyor diyemezsin. Güncel haberleri takip ediyor. Dolayısıyla bu da belirtili nesne olacak. Nereden takip ediyor? Sitesinden takip ediyor diyemezsin. İnternet sitesinden demen lazım. Bu da yine yer tamlayıcısı. Yani sen genç mühendis sıfat tanımlamasını, güncel haberler sıfat tanımlamasını, internet sitesi isim tanımlamasını asla bölemezsin. Takip ediyor birleşik fiilini asla bölemezsin. Şimdi bunu da bitirdik. Hocam bu da erken bitti hocam. Evet, rekor bizim işimiz. 2 dakikadan kısa sürede bitirdik. Zaten hemen başlatıyorum hocam. Yeni nesil sorulara geçmek istiyorum. Hocam en uzun konu bu arada bu. Evet bak, yeni nesil sorular da bizi bekliyor gördüğünüz gibi. Bunlar da hemen hızlı bir şekilde göster. Hocam gerçekten yeni nesil sorular mı çözeceğiz? Evet, yeni nesil beceri temelli sorular çözeceğiz. Vaktimiz dar çünkü sizler hemen çalışmanız lazım. Biz de hemen başlıyoruz. Anlam bilgisini, sözcükte anlam. Bak, anlam bilgisini bir bütün olarak anlattık. Yani sözcükte anlama 2 dakika, cümlede anlama 2 dakika, parça anlama 2 dakika vermeye hiç gerek yok dedik. Şimdi burada en önemli kısım tabii ki parçada anlam. Niye? En fazla soru oradan geliyor. Mükemmelsin. Çok zekisin Tonguç'um. Sözcükler cümleleri oluşturuyor. Cümlelerde parçalar oluşturuyor. Biz de parçaya dikkat edeceğiz. Şimdi sözcükte anlamda gerçek anlam biliyoruz. Aklımıza gelen ilk anlam. Mecaz anlam gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı anlam. Terim anlam ise bilim kelimelerinde kullanılıyor. Eş anlam, detay ve ayrıntı yazılışları farklı anlamlar aynı olan. Eş sesli yazılış aynı ama anlamları farklılar. Zıt anlam ise birbirine karşıt sözcükler. Bunları zaten soru çözerek pekiştireceğiz. Bunları ilkokuldan beri biliyorum. Harika. Cümlede anlam baktığımızda öznel yorum bildiriyor. Bence diyebiliyoruz. Nesnelde yorum yok. Tamamen kanıtlanabilir. Neden sonuçlarda olay gerçekleşmiş yani ve bunun da sonucu olmuş. Ama sonuçta ise daha gerçekleşip gerçekleşmediği belli değil. Yani sınavı kazanmak için çalışıyorum. Kazanıp kazanmadı belli değil. Amaçlıyor sadece. Ama kar yağdığından yollar kapandı. Kar yağmış, yollar kapanmış. Neden sonuç? Olay bitmiş oluyor. Koşul sonucu ise babaanne cümleleriydi. Çalışırsan kazanırsın. Kitabı geri getirirsen veririm gibi cümlelerdi. Varsayım, diyelim ki, tut ki gibi cümlelerle başlıyor. Ön yargı, özden yargıda bulunuyoruz. Öneri, tavsiye, azımsama sayılabilen değil, daha doğrusu sayılabilen, ölçebilen şeylerde, nicel şeylerde küçümseme ise sayılamayan, nitel şeylerde oluyor. Pişmanlık, yaptığın bir şeyden pişmanlık duyuyorsun. Yakınma, şikayet anlamına geliyor. İhtimalde bir olasılık ihtimali, olasılık cümlesi oluyor. Şimdi parça anlamda, burada tabii anlam yazıyorum, bunu değiştirmeyi unutmuş arkadaşlar. Parça anlamda ana düşünce var, düşüncelerin annesi. Ana düşünce şuna dikkat edin. Parça şu ya Tonguç'um bak, cümle şu ya. Cümlenin sonuna doğru bir kere ana düşünce oluyor bir. İkincisi eğer oysa diyorsa ana düşünce geliyor. Yani bir şeyler anlatıp. Oysa, ama, fakat, lakin diyorsa ardından ana düşünce geliyor iki. Tanık gösterme varsa, böyle tırnak içinde alınmış bir söz varsa, burası ana düşünce oluyor üç. Aynı zamanda ana düşünce genellikle örneğin dediyse, örneğinden önce mesela bir şey anlatıyor. Örneğin diyorsa işte örneğinden önceki cümle, misal, söz geliminden önceki cümleler hep ana düşünce oluyor. Yarın düşünce daha çok yoktur sorularında soruluyor. Dolayısıyla sen eleyerekten gitmen gerekiyor. Sözel mantık sorularında da benden ne istiyor, bana ne vermiş onu bilmen lazım. Ve bol bol soru çözmen lazım ki onu da buradan göstereceğiz. Bol bol sözel mantık soruları, yani bu tarz görselli soruları beraber çözeceğiz. Şimdi gelelim anlatım biçimlerine. Açıklama tek kelimeyle bilgi demek. Tartışma, sohbet. Yani böyle böyle diyorlar, ben buna katılmıyorum diyor. Öykülemede bir olay var. Betimleme ise gözümüze canlandırma. Tanımlama bu nedir sorusuna cevap veriyor. Karşılaştırma daha ise enle karşılaştırıyor. Bu böyledir. Şu ise şöyledir diyor. Tanık gösterme tırnak içinde bir kişinin sözünün alınması. Örneklendirme örnek verilmesi. Benzetme andırıyor gibi sözcükleriyle zayıf bir varlığın güçlü varlığa benzetilmesi. Sayısal veri ise rakamların, oranların verilmesi. Bir de yazım kurallarımız var. Hemen yazım kurallarını gösterelim. Kronometreyi çalıştıralım Tonguç'um. Yazım kurallarında mi, ki, de'nin yazımı ve büyük harflerin yazımı önemli. Hocam erken bitti gerçekten. Çalıştırdım hocam. Evet. Şimdi birincisi gün ve ay adları büyük yazılıyor eğer tarih olursa. Bak 17 Nisan derken bunları büyük yazıyoruz ama her salı derken S'yi küçük yazıyoruz. Bu yanlış olmuş oluyor. Yön sözcükleri Güney Kore böyle yazıyor ama Kore'nin güneyi dersen bunu küçük yazman lazım. Unvanlar büyük yazılıyor ama Gözde teyzem, senin zaten öz teyzense bunu büyük yazamazsın. Gezegen isimleri coğrafi terim olarak büyük yazılıyor ama ev güneş oluyor derken bu coğrafi bir şey değil, küçük yazmak zorundasın. Özel isimlerde V'yi küçük yazmak zorundasın. Eğer böyle yazarsan yanlış oluyor. Mi hep ayrı yazılıyor. Geldi mi, hazır mısın, güzel mi güzel hep ayrı yazılıyor. Hep mi ayrı yazılıyor? Hep, ama şuna dikkat et mesela. Niçin gelmiyor dediğinde sen bunu ayrı yazarsan bu skandal. Burada niçin gelmiyor derken soru anlamını mi sağlamıyor ki? Niçin sağlıyor? Dolayısıyla sen bunu bitişik yazmak zorundasın. Bunu ayrı yazmak anlamsız olmuş oluyor. Emmi hocam derken. Emmimi özledim diyorsun mesela. O bitişik. O ayrı bir şey tabii ki. Ne diyorsun Tonguç, kafamı karıştırıyorsun. Ki'den sonra ler getiriliyorsa bitişik. Ler getirilemiyorsa ayrı yazılıyor. Daldakiler diyebiliyor musun? Diyebiliyorsun. O zaman bitişik. Anlatkiler diyebiliyor musun?
Diyebiliyoruz. Diyemiyorsun, saçmalama. Anlat kiler, kiler anlatsana sen bana yani. Ya saçmalama, kiler. Kilerle konuşuyorum. Sen depoyla, kilerle, ne bileyim işte böyle. Ben domatesle de konuşuyorum evdeki hocam. Evdeki domatesle acıktığın için konuşuyorsun Tonguç'um, yapacak bir şey yok. Anlat kiler diyemediğimiz için burada. Her şeye salça, oto şeye salça olma diyorum ben. Evet, anlat kiler diyemediğimiz için bu ayrı yazılıyor ama daldakiler diyebildiğimiz için bu bitişik yazılıyor Tonguç'um. D'yi cümleden çıkarabiliyorsak ayrı, çıkaramıyorsak bitişik yazılıyor. Kitabım sen kalmış diyemiyoruz, bitişik. Sen gelme diyebiliyoruz. O zaman ayrık yazılıyor. Noktalama işaretlerine baktığımızda artık yani kronometreler bozuldu, patladı. Hiç korkmamıza gerek yok. Burada temel noktalama işaretleri bunlar. Noktayı bak, saatlerde bu geleceğini unutmamamız lazım. Sakın sakın şöyle bir şeyi düşünmeyelim. Bunu genellikle öğrenciler yanlış yapıyorlar dijital saatlerden dolayı. Tarihlerde nokta gelebiliyor. Unvanlarda, kısaltılmalarda, sıra sayılarında nokta geliyor. Cümlenin sonuna zaten nokta geliyor. Virgülün sıralı cümlelerde, açıklamalarda, eş görevli sözcüklerde veyahut da ara sözlerin arasında şeyde yanıt bildiren ifadelerde kullanılacağını bileceğiz. Tek bir zarf fiil varsa kullanılmayacağını, bağlaçlardan sonra kullanılmayacağını, çalışırsa kazanır derken SSA'dan sonra kullanılmayacağını bileceğiz. Noktalı virgüle baktığımızda noktalı virgül virgülün daha karizmatiğiydi. Gördüğün gibi bak burada elma, armut, meyve, domates, biber, sebze. O yüzden burada ayırdık. Veyahut da içinde virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmak için kullanılıyor. Ya da yüklemden uzakta kalmış özneleri net bir şekilde belirtmek için. Can, Elif, Naz derken Can, Özne, onu ayırmak için kullanıyoruz. İki nokta açıklamalardan önce kullanılıyor. Kendimi tanıtayım dediğimizde yine bak cümle olduğu için büyük harfle başlamış. İnternet sitelerinde genel ağlarda kullanılabiliyor. Tarihleri ayırırken sayılarda kesme işareti kullanılıyor. Kısaltmalarda, özel isimlerde, tarihlerde eğer böyle 24 Nisan'daysa ayırıyoruz. Ya da eğer özel isim yapım ekalıysa ayırmıyoruz. Gördüğün gibi Ayşeler derken ayırmıyoruz ve kurum adlarında da kesme işaretiyle ayırmıyoruz. Şimdi artık hazırız. Artık hocam çok hızlı bitirdik. Çok hızlı bitirdik. Hemen artık sorularımıza geçelim. Şimdi Zoru Bankası'ndan diyor. O zaman dinamo olmaz. Hemen Zoru Bankası'nı alalım. Nerede? Zoru Bankası gelir misin? Teşekkür ederim. Zoru Bankası sayfa 120'de gerçekten böyle bir soru var mı hocam? Bakalım. Yoksa bizi mi kazıklıyorsunuz hocam? Ne diyorsun Tomuç? Öğretmenler öyle bir şey yapar mı? Sayfa 121'i açıyoruz. 2 gün sonra da bizim günümüz bu arada. 121 sayfa 121 soru 10'a baktığımızda. Size gününüzü göstermeyeceğiz hocam. Yeni nesil bir soru. Nereden yeni nesil oluyor hocam bu? Ön bilgi vermiş, ardından da soruyu sormuş. Bakalım. Şimdi hangisi sıfat fiil adlaşmış sıfat görevinde kullanılmıştır diyor. Wow. Bak olabilecek en zor soruyu sormuş. Adlaşmış sıfatın ne olduğunu burada anlatıyor. Ama biz zaten bilerek girmeliyiz. Çalışkan öğrenciler sıfat, çalışkanlar dediğimizde isim oluyor. Çalışanlar sınavı kazanır dediğimizde ise ne oluyor? Bu sefer şurası çalışan olacak tabii. Çalışanlar sınavı kazanır dediğimizde ise çalışanlar adlaşmış sıfat oluyor. Niye? Çalışan öğrenciler demiyoruz. Şimdi burada böyle bir şey bulacağız. Gemilerin şekilleri ve yapılarında kullanılan malzemeler diyor. Bu sıfat, bu da tamlaması. Sıfat tamlaması varsa adlaşmış sıfat fiil olamaz. Buharlı gemilerde kazanlarda kaynayan su. Bu sıfat, bu tamlaması. Kazanlarda kaynayanlar dese adlaşmış sıfat olurdu. Gemilerin şekilleri ve yapımlarında kullanılanlar deseydi adlaşmış sıfat olurdu. 19. yüzyılda buharla işleyen gemiler diyor. Bak, bu sıfat, bu da tamlaması. 19. yüzyılda buharla işleyenler deseydi bu adlaşmış sıfat fiil olurdu. Buharlı gemiler yalnızca rüzgar gücüyle ilerleyenlerden çok daha hızlıydı. Bak şimdi. Buharlı gemiler yalnızca rüzgar gücüyle ilerleyen gemilerden diyecekmiş. Gemi gitmiş. O zaman bu ilerleyen adlaşmış sıfat fiil olmuş diyoruz. Cevabımız deniz. Demek ki eğer yanında isim varsa adlaşmamış. Yanında isim yoksa, yanındaki ismin ekini aldıysa adlaşmış sıfat fiil oluyor. Geldik Türkçe Zoru Bankası sayfa 133 soru 7 diyor. Artık eminsiniz, korkmanıza gerek yok. Hemen gösterelim. Bu açıklamaya göre hangisinde özne yanlış gösterilmiştir diyor. Özne neydi? Yüklemin bildirdiği iş yapan öğeydi. Fatih kitabı açtı. Kim açtı? Fatih diyorduk. Fatih Özne'nin. Şimdi sakız ağaçları doğanın insana sunduğu en lezzetli armağanlardan biridir. Doğanın insana sunduğu en lezzetli armağanlardan biridir. Yüklem ne doğanın insana sunduğu en lezzetli armağanlardan biridir? Sakız ağaçları özne. Bu doğru. Burada bir tüyo vermek istiyorum Tonguç'um sana. Eğer cümlenin yüklemi isimse genellikle cümle özne yüklemden oluşur. Çünkü isim cümleleri asla ama asla nesne alamaz. Böyle genellikle özne yüklem olur bu cümleler. Böyle yüklemin isim olduğunu gördüğün zaman yapıştır özne yüklemi. Hava iyice kararınca parlayan yıldızlar fenerimiz oluyordu. Kim fenerimiz oluyordu? Parlayan yıldızlar özne. Bu da doğru söylenmiş. Bir çift yunus Akdeniz'in sıcak sularını ilerleyerek kayboldu. Kim kayboldu? Bir çift yunus. Bu da özne. Yemyeşil yosunların üzerinden akan su güzel görüntüler sunuyor. Sunuyor yüklem. Kim sunuyor? Yemyeşil yosunların üzerinden akan su sunuyor. Peki yemyeşil yosunların üzerinden akan su ne sunuyor? Güzel görüntüler. Yani belirtisiz nesne sunuyor. Ama burada belirtisiz nesnenin altına özne diye çizmiş. O zaman cevabımız Denizli diyoruz. Geldik başka bir soruya. Zoru Bankası sayfa 40. Tabii Zoru Bankası'ndan bayağı bir soru seçmiş. Sonra taktikliden gelecek, yeni nesilden gelecek, paragrafondan gelecek. Bayağı bir soru çeşidimiz var.
Dağılmak kelimesi numaralanmış cümlelerde aşağıdaki anlamlardan hangisiyle kullanılmamıştır diyor. Özür dilerim bak, beni de kandırmaya çalışıyorlar. Gerçekten kafayı yedirtiyorlar hocam bu insanlara. Allah'ım yarabbim. Şimdi gökyüzündeki bulutlar bir süre sonra dağıldı. Ayrılıp birbirinden uzaklaşmak diyebiliriz. Burası B seçeneğindeki. Üniversiteden sonra arkadaşlarımın her biri bir yana dağılmıştı. Birliği beraberliği bozulmak. Yani bu da Denizli seçeneği için olabilir. Yıkıcı darbelere maruz kalan bahçe duvarları dökülüp dağılıyordu. Parçalanmak, yayılmak, ufalanmak olabilir. Yani burada yöntemimiz şu. Lego yöntemi, yani yerine koyma yöntemi. Alıyorsun bunu, çat diye buraya oturtuyorsun. Bakalım. Yıkıcı darbelere maruz kalan bahçe duvarları dökülüp parçalanarak yayılıp ufalanıyordu diyebiliyorsun. Ve hatta üniversiteden sonra arkadaşlarımın her biri bir yana gitmiş, birliğimiz beraberliğimiz bozulmuştu diyebiliyorsun. Devam ediyorum. Arda arda yediğimiz gollerden sonra takımımız dağıldı. Yani şimdi karışık duruma geldi olmuyor. Ayrılıp birbirinden uzaklaştı olmuyor. Parçalandı falan da değil. Belki birlik beraberliğimiz bozuldu diyebilir ama dolayısıyla burada A seçeneğini hiçbir yere yerleştiremedik. Cevabımız o yüzden de A seçeneği oluyor Tonguç'un. Geldik Zoru Bankası sayfa 37 soru 7'ye bakalım. O be, bayılıyorum bu sorulara hocam. Bayılma Tonguç, dersin sonuna kadar dayanman lazım. Sakın öyle baygınlık geçirme. İşte bak, tam bir yeni nesil soru. Upuzun, bayağı bir artistlik duruyor ama esasında dikkatli bir şekilde okuduğunda soru kökünü rahatlıkla yapabilirsin. Gerçekten de bu soruyu biz şimdi sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi diyor ki, numaralanmış kutularda yer alan anahtar sözcük bölümüne yerleştirildiğinde hangisi oluşur? Aşağıdakilerden hangisi oluşur diyor. Şimdi davranışlarının yapay olduğunu sembollerle belirtilen cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin yay ayrıca istenen karşılıklarını bulunuz ve aşağıdaki bulmaca yerleştiriniz. Yerleştirelim. Davranışlarının yapay olduğunu herkes ilk bakışta anlıyordu. Şimdi burada şuna dikkat edelim. Ne demiş? Sorumuz ne diyor? Altı çizili sözcükler. Hayır, tabii altı çizili sözcükleri çizmemişler. Bak şu yapayın altı çizilecek. Zayıf altı çizilecek. Hocam. Başka sığın altı çizilecek. Tecrübenin altı çizilecek. Ben hemen burada bildiğim için soruyu çizdim. Yapayın gördüğün bak burada. Yapay, zayıf. Evet. Gördüğün sorunun orijinalinde yapay çizilmiş, zayıf çizilmiş, sığ çizilmiş. Tamam, bu dursun. Gerek yok. Türkçe'de sıkıntı yok zaten. Türkçe öyle matematik gibi, yani aramızda şimdi Mehmet Hoca duymasın, burada değil. Matematik böyle kazık zor bir ders değil yani. Türkçe güzel. Bence de hocam. Aynen, bizim kendi dilimiz lokum gibi yani. Türkçeyi hepsini çalışıp doğru yapacağız. Matematiği biraz zor soruyorlar. O da onların derdi. Yapacak bir şey yok. Şimdi aramızda kalsın bu arada arkadaşlar. Evet Tonguç'um, gel bakalım buraya. Şimdi davranışların yapay olduğunu herkes ilk bakışta anlıyor. Yapayın bana hemen zıttını söyle. Yapayın zıttı nedir? Yapayın zıttı dikeydir. Yatayın zıttı dikeydir. Yapay mı yatay mı ne diyorsun anlamıyorum Tonguç. Yapayın zıttı doğal. Bak yapayın zıttı doğaldır. Bunu bir kere yazdık. O zaman üçüncü kelimemiz L'ymiş. Devam ediyorum. Zayıf bir adam diyor. Zayıfla eş anlamlı olan nedir? Zayıfla şişmandır. Evet. Eş anlamlı diyorum Tonguç'um. Cılız. Cılız. O zaman 5'e de Z harfi geliyor. Devam edelim. Acaba ne geliyor? Leziz mi gelecek? Ben de bilmiyorum. Kayıklar sığ bir görünüşüne beşik gibi sanıyoruz. Sığın zıttı nedir? Sığ derin olmayan demek. Sığırdır. Sığır sen, yani Tonguç'um sığırın zıttı mandı. Düvedir. Düve ya da camış diyebilirim. Bu sığın zıttı derindir Tonguç'um. Gerçekten çok kaliteli bir insansın. Hocam çok derin düşüncelerim var benim. Yani neden tren geçtiğinde kendinden geçiyorsun onu yavaş yavaş anlamaya başlıyorum. Tren, çünkü hızlı trene bakarken böyle bile kendinden geçiyorsun. Tebrik ederim seni. Şimdi şuraya bakalım. Büyük bir şirkette 5 yıl çalışarak tecrübe kazandı. Tecrübenin eş anlamı nedir biliyor musun Tonguç'um? Bilmediğine eminim. Tecrübenin eş anlamı deneyim sözcüğüdür. Şimdi niye böyle bir şey yapmış adamlar? İşte beceri temelli. Hem bulmaca becerini ölçüyor, hem kelimenin eş anlamını biliyor musun ölçüyor. Sonra da soruyor. O zaman 2'ye E harfi gelecek. 1'e Y harfi gelecek. 4'e de İ harfi gelecek. Yeliz çıktı. Gerçekten süper bir kelime çıktı. Yeliz teşekkür ediyoruz Yeliz. Görüşürüz Yeliz'in başarılar sınavında. Geldik taktikli sayfa 43'e diyoruz. Hemen taktiklide doğru mu var mı yok mu bakalım. Ben şimdi... Gerçekten doğru mu hocam ya? Bu soruları siz uyduruyor musunuz hocam yoksa? Bakalım var mı yok mu? Ben de merak ediyorum. Bence var diye düşünüyorum. Hiçbir zaman uydurmadık biz. Evet, sayfa 43'e baktığımızda yeni nesil beceri temelli sorumuzu görüyoruz. Sorumuz bize bakıyor, biz de sorumuza bakıyoruz. Hemen o zaman devam edelim. Şimdi neden sonuç cümlelerinde yargı gerekçesiyle birlikte verilir? Amaç sonuç cümlelerinde yargı amacıyla birlikte verilir. Ama neden sonuç cümlelerinde bir şey daha vardı? Olay gerçekleşmiş, bitmiş, gitmişti. Amaç sonuç ise daha gerçekleşip gerçekleşmediği belli değildi. Nasıl mesela? Başarılı olmak için çalışıyorum. Başarılı oldum olmadım belli değil. Ama işte sınava çalışmadığından düşük not aldı. Bak çalışmamış ve düşük not almış. Bitmiş gitmiş diyebiliriz. Şimdi buna göre aşağıdaki haber başkanı hangisinde diğerlerinden farklı bir anlam vardır? Bilinçsiz kullanım yüzünden antibiyotikler artık işe yaramaz oldu. Olmuş bitmiş gitmiş artık. Bu neden sonuç? Devam ediyorum. Kuzey Ege'de lodos hayatı felç etti. Olmuş bitmiş gitmiş artık. Kuzey Ege ne olmuş? Lodos olmuş ve hayat felç olmuş. Vücudu hastalıklardan korumak için her gün bir kase nar tüketin.
Daha vücudu hastalıklardan koruyup korumadığımız belli değil. Yani böyle yapmak için böyle yapın diyor. Yani bu farklı bir şey. Burada bir amaç sonuç var veyahut da bir koşul sonuç var hatta burada. Burada koşul sonuç var. Sıcaklık sıfırın altına düştü. Adıyaman'ın yüzen adaları dondu. Bak sıcaklık düşmüş, Adıyaman donmuş. O zaman bu da neden sonuç diyoruz. Dolayısıyla cevabımız Ceyhun seçeneği diyoruz da geçiyoruz hemen. Türkçe'nin nesil sayfa 13'e. Evet gerçekten Sözen burada gerçekten insanlıktan çıkılmış. Ben de şaşırdım şu anda. Özel anlatım kişisel görüşler içerir. Tamam. Nesnel anlatım ise kişisel görüşlerden uzak kanıtlanabilir yargılardan oluşur. Yani öznel benceyle oluyordu. 10 sene kullanırsınız bu kağıdı hocam. Ben bunu evime asacağım. Bunu yazan kör oldu çünkü. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi bakalım. Bolu denilince kim insan aklına önce kartpostal güzelliğindeki göller gelir. Bak bu kartpostal güzelliği diyor. Dolayısıyla bunun altına Ö yazıyorum. Bir kere belli. Ö. Yani Ö derken Ö değil. Öznel manasında. Aa. İstanbul gibi güzelliği iki kıtaya, Yeditepe'ye ve sayısız sokağa yayılmış bir şehirde. Bence. Bu da öznel. Çok güzel. Batman şehir merkezine yarım saat uzaktaki tarihi... Bence Batman şehir merkezi yarım saat uzaktaki tarihi... Hayır bunu ölçebilirsin. Aa. Bakarsın kilometre saati 700 anesi. O zaman bulduk bile hocam. 3000 civarında nüfusu Türkiye yönetimine... Bak hiç özel bir şey yok. Şuna bakalım. Antalya ulusal güzellikleri ve tezahüratlara ev sahipliği yapan bir şehir. Türkiye'nin 8. büyük şehri. Pastel bir tablo gibi görünüyor. Bence diyoruz. O yüzden burası özel olmuş oluyor. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan seçeneği diyoruz ve hiç vakit kaybetmeden paragrafona geçiyoruz. Şimdi paragrafon deyince öğrenciler şaşırıyorlar. Paragrafon deyince hocam bir saksafon gibi bir şey mi bu? Nasıl bir şey bu? Paragrafon deyince gramofon mu, saksafon mu yoksa ne bileyim acayip bir şey gibi geliyor. Ama esasında 10 sorudan oluşan paragraf soruları. Telefon gibi bir şey hocam. Telefon da olabilir ya da Vodafone neyse reklam aldım kafam gitti ya. Telsim. Ya Telsim. Telsim net olmuş. Telsim hocam Vodafone'un eski hali. Eski derken... Yani hangi eski? Avia mı diyorsun? Araya mı öyle bir şey var? Neyse şaka bir yana. Bu metnin ana düşüncesi Muhammed'e hangisi verilmiştir diyor. Ana düşünce bir kere düşüncelerin annesi olduğu için bu soruyu kapatıyoruz. Paragrafında sayfa 99'a bakalım. Sayfa 99 soru 10. Evet doğru. Burada sorumuz var. İletişim hangi çeşitli? Hemen başlayalım. Şimdi. Ana düşüncesi numaralanmış cümlelerin hangisinde verilmiştir diyor. Aa. Bence sonlara doğrudur hocam. Her zaman öyle söylüyordunuz siz. Ama bazen onu edebilir olmuştur. Şimdi batırma bizi. İletişimin hangi çeşidi olursa olsun doğru bir vücut dili kullanmak sizi başarıya götürecek en temel unsurlardandır. Aa bak direkt. Beden hareketi mi demek istiyorlar? Evet bak vücut dili kullanmak başarıya götürür diyor. Güzel bak ben şimdi vücut dilimi kullanmaya çalışıyorum. Bir giriş yaptım. Kavgaya jestlerinizi... da götürür hareket hocam. O da doğru. Jestlerinizi, mimiklerinizi, bakışlarınızı doğru kullanmak ikna sürecini kısaltacak ve ikna edicinizi o oranda artacaktır. Eğer birbirine uyumlu olmayan bir vücut dili kullanırsanız... haklı olduğunuz bir konuda bile ikna etmeniz güçleşir. Örneğin başınız önde, suratınız asık ve omuzlarınız düşük bir şekilde anlattığımız bir konuyu karşımızdaki kişi dinlemez ya da yeteri kadar önemsemez diyor. O zaman ana düşüncesi numaralanmış cümlenin hangisine verilmiş? İletişimin hangi çeşidi olursa olsun doğru bir vücut dili kullanmak sizi başarıya götürecek en temel unsurlardır. Yani ilk cümlede hepsinin temelini vermiştir diyebiliriz. Geldik başka bir soruya. Asıl anlatılmak istenen hangisidir diyor. Burada da zaten çocuğunuzun sizin sözlerinizi kullanması, sizin gibi davranması, kısacası yaşamında sizi model alması inanılmaz mutluluk veriyor insana. Bu sanatta da, yazın dünyasında da her yerde böyledir. Size öykünen birini gördüğünüzde içinizi bir sevinç kaplıyor. O zaman taklit edilmek her insanın hoşuna gider. Doğru cevabımız olabilir. Niye? Çünkü bak kısacası diyor ve biz de burada vurgulamışız. Kısacasından sonra özetle diyorsa, dolayısıyla diyorsa, oysa diyorsa ana düşünceyi verir. Geldik başka bir soruya. Metinden Grönland'la ilgili hangisi çıkarılamaz? Tam bir yardım düşünce sorusu. Bak çıkarılamaz. Yoktur. Değinilmemiştir. Ulaşılamaz. Diyorsa yardım düşünce sorusu. Bu tarz sorulardan rengarenk gideceğiz. Şimdi çok büyük bir bölümü Kuzey Kutup paragrafında yine. Çok büyük bir bölümü Kuzey Kutup bölgesi içinde kalan Grönland dünyanın en büyük adasıdır. Eyvallah. Bu kocaman ada aynı zamanda dünyanın en soğuk yerlerinden biri. Öyle ki sıcaklık kış aylarında -70 dereceye kadar düşebilir. Şimdi bu tarz sorularda hepsini okuyup tek tek gitmek yerine okuyup burada eleyebileceğin bir şey var mı ona bakabilirsin. Mesela adanın bir kısmı Kuzey Kutup bölgesi içinde yer almaktadır. Bak bir bölümü Kuzey Kutup bölümü içerisinde yer alan diyor. Dolayısıyla burası var. Başka bir renge geçiyorum. Kış mevsimini çetin geçtiği yerdir diyor. Bak dünyanın en soğuk yerlerinden biri kış aylarında -70 diyor. O zaman bu da doğru. Bu da var. Sıcaklık farkının en fazla olduğu yerdir. Başka bir renk alabilir miyiz hocam? Başka bir renk aldım. Yeşil aldım. Şimdi burada öyle bir şeyden bakalım. Sıcaklık farkından bahsetmedi. Buzul tabakasından oluşmuş bir adadır. Buzul tabakası var mı? Buna da bahsetmedi. O zaman bak. Bu ad yeşil ülke anlamına gelse adanın büyük bölümü hiç erimeyen bembeyaz bir buz tabakasıyla kaplı. Ondan ama buzul tabakasından oluştuğuna dair bir ifade yok. Dolayısıyla bunlar biraz çeldirici ama 3 ve 4 olmadığı için cevabımıza Ceyhan seçene diyoruz. 1 ve 2'yi bahsettik hatta renklerle de gösterdik. Geldik yeni bir soruya. Taktikli sayfa 81 soru 5. Gazeteciye bir soru soruyor. Ara günlerde bir cevap veriyor. Şimdi
Bu parça numaralanmış yerleri aşağıdaki hangisi getirilme? Ne yapıyorsun Tunguç'um? Getirilmelidir diyor. Şimdi demiş ki bu tarz sorularda şuna bakalım. Soruyu sorduktan sonra adamın verdiği ilk kelimelerden ziyade sonlara dikkat edeceksin. Bak demiş ki bunların etkisi olduğu kesin diyor bak. Bunların etkisi olduğu kesin diyorsa sen etkili bir şeye bakacaksın. Kimler etkili oldu? Yazmaya ne zaman başladınız? Neler etkili oldu? Kaç yaşındayken başladı? Kaç yaşındayken başladı olamaz. Bir kere etkili olduğu diye bir şey yok. Yazmaya ne zaman başladınız olamaz. Okuma alışkanlığı kazanmanızda kimler etkili oldu? Bunların etkisi olduğu kesin diyebiliriz. O zaman cevabımız ya A ya C. Devam ediyorum. 1940'larda tercüme dergisi vardı. Her sayısını büyük heyecanla beklerdik. Onları hala saklıyorum. Milletim klasiklerinin hepsini okudum. 20 yaşıma geldiğinde bütün klasikler bitmişti. Bunların etkisi olduğu kesin. Okuma alışkanlığı kazanmanıza kimler etkili oldu? Okuma alışkanlığı kazanmanıza... Tamam bu kimler ve nelerde? Daha çok neler oluyor bak. Kimler değil de neler oluyor. O yüzden cevabımız Cihan gibi. A'yı eledik. Şuna bakalım. Niye yazıdan uzak kaldınız? Sizi hikayeciden uzaklaştırıp fotoğrafçılara sürükleyen neydi? Ben çok iyi hikayeciyim fakat fotoğraf beni daha çok tatmin etmeye başladı. Daha çok yere gidiyordum. Mühim saydığım insanların fotoğraflarını çekiyordum. Dolayısıyla burada fotoğrafçılık kelimesi geçtiği için cevabımızın Ceyhan olduğunu söyledi. Bak yine son cümle kurtardı bizi. Mühim saydığım insanların fotoğrafını çekiyordum diyor. Dolayısıyla niye yazdan uzak kaldığınızdan çok fotoğrafçılığa sürükleyen neydi? Yani Ceyhan seçeneği doğru cevabımız oluyor. Geldik yeni bir soruya. Taktikli sayfa 18 soru 2. Buna göre öğrencinin resim yarışmasına katıldığı hangi öğrencinin resim yarışmasına katıldığı kesindir. Ahmet, Kemal, Defne, Onur, Seda yarışmaya katılmışlar. Her öğrenci yalnızca bir yarışmaya katılıyor. Tamam. Üç öğrenci müzik yarışmasına katılıyor. Tamam. Bunları hep not alacağız ama ben size taktiği gösteriyorum şimdi. Onur ve Defne farklı yarışmalara katılmıştır. Onur ve Defne farklı yarışmalara katılmıştır. Ahmet ve Seda aynı yarışmaya katılmıştır. Ahmet ve Seda aynı yarışmaya katılmıştır. Bak bunlar farklı, bunlar aynı yarışmaya katılmıştı. Buna göre hangi öğrenci resim yarışmasına katıldı kesindir? Buradaki taktiğimiz neydi Tonguç? Kaç? Kaç. Bu kaç taktiği? Hayır, taktiğimiz şuydu. Şimdi Onur diyor, Onur burada var, tamam. Defne diyor, Defne burada var, tamam. Ahmet diyor, Ahmet burada var, tamam. Seda diyor, Seda burada var, tamam. Kemal nerede? Kemal doğru cevaplar. Kemal ne biçim adamsın sen? Kemal doğru cevaplar. Yani burada ismi geçmeyen genellikle doğru cevap alır. Bu taktiği de birçok soruda uygulayabilirsiniz. Ama yine de mutlaka dikkatli olmanız gerekir. Yani burada bahsedilip de burada bahsedilmeyen öğrenci genellikle doğru cevap oluyor. Geldik şimdi yepyeni bir soruya. Taktikli sayfa 173 soru 7. Bu yazışmada numaralanmış cümleden hangisi yazım yanlış yapılmıştır? Artık son iki sorumuz. Merhaba. Hafta sonu birkaç film vizyona giriyor. Sinemaya gidelim mi? Burada bir hata yok. Gidelim. Yalnız sınıftaki diğer arkadaşlarımıza da haber verelim. Bak, daha yatabiliyorsak ayrı yazılıyordu. Diğer arkadaşlarımıza haber verelim diyebiliyoruz. Diğer arkadaşlarımıza da haber verelim diyebiliyoruz. O yüzden bu iki yanlış yazılmış. Cevabımız Bursa. Tabii ki ayrı yazılır. Hoşça kal ayrı yazılır. Dolayısıyla buralarda herhangi bir yazım yanlış yok. Geldik son sorumuza. Zoru Bankası sayfa 179 soru. Oh be sorudur. Sonunda ya. Oh be Tonguç saçmalıyorsun. Bu metinde numaralanmış yerler hangisine virgül getirilemez diyor. Bahar'ın habercisi tepelerden iner virgül. Toprağın ufak kapılarını bir çalar, karıncalara ses eder, onlar çıkar. Önce gelin böceği virgül, ardından ağustos böceği çıkar. Kuş sesi göğün kapısını vurur, bağların kara toprağı kabarır. Sıra çiçeklere gelir ki çiğdem, mor bakışlı kedi tırnağı, madımak, papatya ortaya çıkar diyor. Şimdi bak, çiğdemden sonra virgül gelir ama gelir çiğden sonra. Buralarda virgüller olduğu için bak çiğdemden sonra virgül var, kedi tırnağından sonra virgül var, madımaktan sonra virgül var. Burada virgülün daha karizmatik olan noktalı virgül gelmesi lazım. Dolayısıyla cevabımız veyahut da buraya 3 nokta gelmesi lazım. Sıra çiçeklere gelir ki deyip 3 nokta gelmesi lazım. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan seçeneği diyoruz. O zaman şimdi hangi kitaplarla çalışacağını söyleyeyim. Bak birincisi paragrafını mutlaka almalısın. Eğer LGS'ye giriyorsan paragrafın senin için zaruri. Niye? Çünkü burada tamamen yeni nesil sorularımız var. Bu soruları tek tek çalışıp çözmelisin. Bu sorularla alakalı taktikler oluşturmalısın. Her 10 soruda bir sana bu tarz beceri temelli yeni nesil sorular sorduk. Bunları tek tek çözmelisin. Ve bütün soru çeşitlerinden var. Aynı zamanda taktikli soru bankasında da yine sen Türkçenin fiilimsi kısmını ve cümle öneri kısmını ve aynı zamanda bu tarz yeni nesil soruların olduğu anlam kısmını tek tek bitirmelisin. Burada bazı testlerde tabii ki sorular seçici olabiliyor. Bunları da yap. Burada mutlaka işlediğimiz konular yani fiilimsi, cümle öneri, cümlede anlam, sözcükte anlam ve parça anlamı bitirmelisin Tonguç Efendi'nin. Zor Bankası hedefin yüksekse olacak. Burada sana sadece Dibix'in ödev veriyorum. Zor Bankası sana vereceğim ödevi hemen şöyle göstereyim. Nerede fiilimsi? En başa gelelim. Şurada. Burada sayfaları söylüyorum sana Tonguç'um. Fiilimsiler yani sayfa 118 ile sayfa 127 arasını çözmeni istiyorum Zor Bankası'ndan. Dinamo'dan ise vereceğim ödev belli zaten. Tabii ki de nedir? Sözel mantık sayısal analiz soruları. Yani o da nerede?
nerede sözel mantık, grafik tablo yorumlama. Sayfa 82'de. Sayfa 82'yi açtığımızda sayfa 82'de bak. Bu tarz görsel yorumlama sorularını tek tek buradan çözmelisin. Beceri temelli soruları ne kadar çok çözersen o kadar rahat edersin sınav sonucum. En son olarak da Türkçe'de çok fazla kaynağımız var biliyorum ama. Gerçekten de bitmedi hocam. Bak sana bir şey söyleyeyim Tomuç. Matematikte zor sorarlarsa eğer farkı Türkçe ile kapatırsın. Çünkü Türkçe'de 20'de 20, 20'de 19 yaparsan matematikte kaçırdığın soruların intikamını alabilirsin. Burada da bayağı bir yeni nesil sorumuz var. Burada yine sayfa verecek olursak bak. Mesela biz bunu önceden sorduk. Bu örnek sorularda bizden sonra karşımıza çıktı, denk geldik. Gerçekten bize sevindik. Aa, ne kadar güzel oldu dedik. Aynı soruları milletinde aynı düşüncede olmamız bizi mutlu etti gerçekten. Sayfayı söyleyelim. Sayfa 79 ile hemen şu sayfayı söylüyorum Tonguç'um sana. Sayfa, evet hepsi sözel mantık, yapacak bir şey yok. Sayfa 39'dan başlayacaksın. 39-79 arası 40 soruyu çözersen gerçekten sınavından hiçbir soruyu kaçırmadan çıkarsın diyoruz. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yap, yorumları yolla. Şimdiden sınavlarına başarılar.